Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Piaget'in bilişsel gelişim kuramında biraz daha ilerleyeceğiz. Yani Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerine giriş yapacağız. Biliyorsunuz şimdiye kadar Piaget'in bilişsel gelişiminin temel kavramlarını işledik. Etkileyen faktörleri gördük. Sırada dönemler var. Şimdi ilk ele alacağımız dönem duyusal motor dönem. Ya da kısaca duyu motor dönem. Bu dönemin yaş aralığı Piaget'e göre hayatın ilk iki yılı. Duyusal motor dönem ya da duyu motor dönem ya da İngilizceden alınmış biçimiyle sensory motor dönem diye yazan kitaplar da var. Şimdi Piaget'in dört tane dönemi var biliyorsunuz. Duyu motor, işlem öncesi, somut ve soyut dönem ve bütün bu dönemlerin isimleri bir tesadüf değil. Duyu motor dönemde zihinsel gelişimin temelinde bir şey yatıyor. İşlem öncesi dönemde farklı bir şey. Somut dönemde farklı bir şey. Şimdi burada da şunlar bizim için ipucu. Bakın, duyular ve refleksler. Bu döneme duyusal motor dönem denmesinin temel nedeni çocuğun zihinsel gelişiminin temelinde duyular ve refleksler yatar. Şimdi çocuk refleksleriyle ve duyularıyla aslında ne yapar? Çevreye uyum sağlar. Ve uyum biliyorsunuz yani adaptasyon Piaget'e göre zeka kavramıyla ele alınır. Yani sınavda şöyle bir cümleyle karşılaşacak olursanız duyu motor dönemde zekanın tüm görünümü çocuğun duyusal ve refleksel davranışlarıdır diyebiliriz. Refleksle ilgili davranışları. Çocuk hayata bunlarla uyum sağlar ve zihinsel gelişimin temelinde bunlar yatar. Peki neler var zihinsel gelişimin temelinde? Şöyle bir tablo yapmaya çalışalım. Nelere değineceğiz? Mesela ses buluşmasına değineceğiz. Arkasından döngüsellik ya da devresel tepkiler. Arkasından nesne sürekliliği kavramına değineceğiz. Arkasından ertelenmiş taklit. Bir de kısa olacak ama şöyle bu dönemdeki deneme yanılma öğrenmelerine değineceğiz. Şimdi bu dönemin 5 temel özelliği var. Bunları konuşacağız. Şimdi ses buluşmasıyla başlayalım. Arkadaşlar ses buluşması dediğimiz şey biliyorsunuz Piaget'in verdiği bir örnek var. Bir grup yeni doğmuş bebek aynı ortamda bulunduklarında eğer bu bebeklerden biri ağlarsa hepsi ağlamaya başlar. Buna ses buluşması denmiş ki bu çok basit bir kavram ama bize sınavda bu durumun nedenini sorabilirler. Yani ses buluşmasının nedeni nedir? Unutulmaması gereken nokta çocuklarda bu dönemde ben ve diğeri ayrımı yoktur. Başlangıçta yoktur. Yani çocuk kendini dünyadan ayıran sınırların farkında değildir. Ben kavramı ve diğeri kavramı yoktur. Ben ve her şey bir bütünüz. Şöyle hayal edin yani annesini emerken süt kendi bedeninden mi başka bedenden mi geliyor bunu bile ayırt etmesi mümkün değil. Çünkü varlığı öylesine genellenmiş ki ben ve diğeri ayrımı yoktur. Ama bu dönem ilerledikçe yani ilk yılda bu ayrım ya da şöyle diyelim ayrışma kurulur. Yani başlangıçta yok ama bu dönem içinde ayrışma sağlanır. Ayrışma sağlandığında ne olacak? Ses buluşması diye bir şey olmayacak. Dolayısıyla bu dönemde çocuk kendini dünyadan ayırmaya başlar. Başlangıçta kendini dünyadan ayıramıyordu. Gelelim şuna. Döngüsellik. Döngüsellik ya da diğer adıyla devresel tepki tam anlamıyla şunu ifade eder. Refleks davranışlardan amaçlı davranışlara geçiş sürecini ifade eder. Bakın Piaget'in yapmış olduğu çalışmaların kendi içinde ciddi bir tutarlılığı var. Doğadan ayrışma, amaçlar edinme, bunun da başka bir anlamı var. Birazdan göreceğiz. Dolayısıyla döngüsellik özellikle refleks davranışlardan amaçlı davranışlara geçiş sürecini ifade eder ve kendi içinde üçe ayrılır. Birinci döngüsellik, ikinci döngüsellik,
ve üçüncü döngüsellik olmak üzere. Şimdi arkadaşlar, refleks davranışlardan amaçlı davranışlara geçileceğine göre giderek genişleyen bir davranış repertuarının olması gerekir. Burada temel mantık şu: çocuk başlangıçta tesadüfen yapsa bile eğer bir eylem sonuçta ona haz verirse amaçlı bir şekilde tekrarlamaya başlar. Fakat amaç edinebilmek için önce eylem lazım. Eylem için başlangıçta ne var? Refleks var. Dolayısıyla birinci döngüsellikte daha çok çocuğun kendi bedenine odak aldığı, kendi bedenine yöneldiği refleks davranışlar oluşturur. Örneğin emme refleksi, yakalama refleksi gibi tekrar tekrar yapmış olduğu bu davranışlar birinci döngüselliktir. Ama burada unutulmaması gereken nokta, eylemin odak merkezi kendi bedenidir. Burada herhangi bir obje kullanımı ya da dünyaya dönük bir amaç edinilmez. Daha çok kendine yönelmesi söz konusu. Fakat çocuk zamanla, örneğin ilk 4-5 ay bu süreci yaşar. Birinci döngüsellik bazı kaynaklarda ilk 4 ay, bazı kaynaklarda ilk 6 ay diye verilir. Zaten kesin sınırlar çizmek çok mümkün değil. Hayatın ilk 5-6 ayı diye düşünülebilir. Daha çok refleks hareketlerle döngüselliği yaşar. Ama daha sonra bu refleks hareketler tesadüfen de olsa bazı objelerle ilgili onda farkındalık yaratmaya başlar. Nedir o? Mesela bir şeyi yakaladı. Yakalamak refleks hareket. Ama o şey bir yere çarptı, bir ses çıktı. Eğer çocuk 5. 6. ayda bu sesi fark ediyorsa amaçlı bir şekilde onu tekrarlamaya başlar. Veya elindeki çıngırak sallandı, ses çıktı, amaçlı bir şekilde bunu tekrarlamaya başlar. Dolayısıyla ikinci döngüsellikte çocuk çevreye yönelmeye başlar. Birinci döngüsellikte kendi bedenine dönük, ikinci döngüsellikte çevreye dönük. Burada özellikle eylemin içine bir nesne karışır. Bir nesne amaçlı bir şekilde kullanılır. Çıngırağını sallamak, herhangi bir eşyayı atmak, kaşığı atmak, vurmak. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki anne ona mama sandalyesinde mama yedirmeye başladığı zamanlar olsun. Diyelim ki kaşık tesadüfen yere düştü. Çıkan ses çok hoşuna giderse tekrar tekrar eli çarptı. Ses çok hoşuna gitti. Tekrar tekrar aynı şeyi yapabilir. Bu ikinci döngüselliktir. Üçüncü döngüsellikte dünyaya, çevreye yönelim daha amaçlı ve daha manipülatiftir. Şunu kastediyorum. İkinci döngüsellikte artık birden fazla nesneyi, birden fazla nesneyi amaçlı bir şekilde kullanabilir. Örneğin, diyelim ki top kanepenin altına kaçtı ve herhangi bir sopayla, süpürgenin sapıyla veya başka bir oyuncağıyla onu kendine doğru çekebilir. Veya legolarını bir yere dizip topu atıp devirip tekrar tekrar aynı şeyi yapıp yine yıkma, yine aynı davranışı başa döndürme eğilimi olabilir. Burada özellikle dış dünya üzerinde artık çocuk manipülasyonlar yapmaya başlar. Şimdi ilk 5-6 ay dedik birinci döngüsellik için. İkinci döngüsellik 6 ila 12. aylar gibi düşünülebilir. Üçüncü döngüsellik de 12-18 aylar gibi düşünülebilir. Biraz daha dünyayı manipüle ettiği, eşyaları kendine göre organize etmeye başladığı dönemdir. Dolayısıyla bu süreç aslında şöyle ifade edilebilir: refleksten amaçlı edimlere geçiştir. Fakat Piaget diyor ki bu devresel tepkiler duyusal motor dönemde sınırlı kalmaz. İşlem öncesi dönemde de devam edebilir. İşlem öncesi dönemde daha çok işin içine sözel ve sosyal beceriler girmeye başlar. Yani burada özellikle objelerle manipülatif eylemler yaparken işlem öncesi dönemde örneğin söylemiş olduğu bir şarkı insanlar tarafından alkışlandığında onu tekrar tekrar söyleyebilir. Bir fıkra anlatır, bir şaka yapar, tebessümle karşılandığında bıktırırcasına aynı şeyi yapabilir. Dolayısıyla işlem öncesi dönemde de sözel becerilerle devresel tepkiler devam edebilir Piaget'e göre. Amaç refleksten, daha doğrusu tanımlama, refleks davranışlardan amaçlı davranışlara geçiş sürecidir. Bir diğer kavramımız nesne sürekliliği. Hayranlık duymamak mümkün değil. O kadar tutarlı bir kuram ki kendini ayrıştırdı, amaçlar ediniyor. Amaçlar edinirken aynı anda onları zihninde temsil etmeye başlıyor. Arkadaşlar, nesne sürekliliği şöyle bir şey. Piaget bir deney yapıyor. Hatta internette fotoğrafları ve farklı canlandırmaları da var. İzleyebilirsiniz. Çocuğun önüne oyuncak bir fil bırakır. Küçük bir çocuk. Ve çocuk oyuncak file uzanır. Tam onu ele geçirecekken araya bir perde indirir.
Şimdi çocuktan ne bekleriz? Perdeyi çekip oyuncağı almasını. Ama çocuk bunu yapmıyor. Birden ilgisini kaybedip etrafı seyretmeye başlıyor. Piaget diyor ki bu durumda o oyuncak filin perdenin arkasında var olmaya devam ettiğinin farkında değil. Yani yeni doğmuş bebeklerde özellikle ilk 6-8. Aylarda nesne sürekliliği yoktur. 6. aydan itibaren o perdenin arkasına saklanan nesneyi arama tepkisi gösterir. Arıyorsa nesne sürekliliği var, aramıyorsa nesne sürekliliği kazanılmamıştır. Bu durumda 6. aydan itibaren aşağı yukarı tabii ki dünyayı zihninde temsil etmeye başlar. Bakın hiçbir şey bir tesadüf değil. İkinci döngüsellik de 6. aylarda başlıyor. Nesneleri amaçlı bir şekilde kullanmaya başlıyordu. Kuramın her bir kavramı birbirini tamamlar nitelikte. Doğadan ayrışma, amaçlar edinme, amaçlar edinirken o nesneleri zihninde temsil etme. Şimdi nesne sürekliliği önemli bir konu. Hepsi önemli de bunun şöyle farklı bir önemi daha var. Nesne sürekliliği hem eşyalar hem insanlar için de geçerli. Yani bir bebek annesi gözünün önünden uzaklaştığında arama tepkisi vermiyorsa başlangıçta nesne sürekliliğini kazanmadığının göstergesi olabilir. Ama annesi diğer odaya gittiğinde ağlayarak onu yanına istiyorsa nesne sürekliliğini kazandığının göstergesidir. Yani bu insanlar için de geçerli bir kavram. Şunu söylemek istiyorum. Bir insan söz konusu olduğunda buna aynı zamanda kişi sürekliliği adı da verilir. Pek çok gelişim psikolojisi kitabında kişi sürekliliği kavramı geçer. Yani kişi sürekliliği nesne sürekliliğinin insanlarla ilgili biçimidir. Ve bunun ilk örneği anne ile ilgilidir. Burada değinmek istediğim şey şu aslında. Acaba nesne sürekliliğinin obje ile ilgili davranışları mı yoksa insanlarla ilgili davranışları mı daha önce kazanılır? Kişi sürekliliği yani insanla ilgili kısmı yani görmesem de annemin var olduğunu fark etmem. İşte oyuncak filin görmesem de var olduğunu fark etmemden daha önce gelişir. Küçük bir ayrıntı ama kişi sürekliliği nesne sürekliliğinden önce gelişir. Yani aslında şöyle kavramlaştırabilirim. Nesne sürekliliği hem objeler için geçerli hem de insanlar için geçerli. Bu genel bir kavram. Ama insanlar için geçerli olduğunda onu aynı zamanda kişi sürekliliği adı da verilebilir. Şimdi diyelim ki sınavdasınız. Bir soru ve paragraf halinde yazılmış bir soru olsun. Paragraf anlatıyor. Şöyle bir paragraf. Diyor ki Piaget'in çalışmalarına göre 1 yaşındaki 1 yaşına doğru bir bebek bir oyuncak onun önünden alındığında arama tepkisi gösterir. Paragrafın cümlesi bu. Seviniyoruz diyor, tabii. Yani ah ben bunu biliyorum. Nesne sürekliliği. Ama paragraf şöyle devam ediyor. Bu durum nesne sürekliliğiyle açıklanır. Hayda, benim sormasını istediğim şeyi bana söylüyor. İşte sınavın son yıllardaki en çok şaşırtan soruları bu tarz bilginin bilgisi niteliğinde olan sorular. Yani sorunun bilgisini verip bundan yapılabilecek çıkarımlar. Yani altına diyebilir ki bu durumla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Ya da bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir, hangisine ulaşılamaz diye sorabilirler. Mesela A seçeneğinde şöyle bir şey olsa, nesne sürekliliğini kazanmış olmak. A, çocuğun belleğini kullanmaya başladığını gösterir. Doğru mu yanlış mı? Doğru bir cümle. Bu şöyle de ifade edilebilir. B, İç temsil sürecinin geliştiğini gösterir. İç temsil demek zihinsel temsil demek. C. Amaçlı davranışlara geçildiğini gösterir. Çok mantıklı. Çünkü zihnimde sürekliliği olmasa onunla ilgili amaç geliştirmem mümkün değil. Aradaki bağlantılara dikkat. D. Düşünmenin başlangıcıdır. Zihninde sürekliliği olmayan bir şey üstüne düşünemem. Bu da doğru. Daha önce çok denedim, gruplara sordum. Şunu soruyorum. Kavram ve dil gelişiminin başlangıcıdır desem doğru mu yanlış mı dersiniz diye soruyorum. Çoğunluk yanlış hocam diyor. Ne alakası var? Çok alakası var. Dil temelinde kavramlar var. Bir şeyin kavramının olabilmesi için de zihnimizde sürekliliğinin olması gerekir. Dolayısıyla nesne sürekliliği Piaget'e göre aynı zamanda kavram ve dil gelişiminin başlangıcıdır arkadaşlar. Bu 4-5 cümleyi unutmayalım. Dedik ki belleğini kullanmaya başladığını gösterir.
Yani iç temsil sürecinin geliştiğini gösterir. Dedi ki amaçlı davranışlara geçildiğini gösterir. Düşünmenin başlangıcıdır. Bir de kavram ve dil gelişiminin başlangıcıdır dedik. Bir diğer kavrama gelince ertelenmiş taklit. Çocuklarda doğal olarak duyusal motor dönemde sosyal davranışlar gelişir, gelişmeye başlar. Ve bunun en önemli örneklerinden biri bu. Demek ki gözlem yoluyla öğrenmeye başlıyor. Ne yapıyor? Çevresinde görmüş olduğu bir davranışı zihninde sembolleştiriyor, depoluyor. Daha sonra o davranışı yapabiliyor. Yani davranışı gözlemledikten sonra daha sonra davranışı ortaya koyarsa buna ertelenmiş taklit diyeceğiz. Bir ortamda kazara yere düşen bir bireyi gördüğünde daha sonra benzer bir ortamda çocuğun kendini yere bıraktığını görüyor anne baba. Ya ne alaka? Aa evet geçen gün şöyle birini görmüştü. Ertelenmiş taklit. Bebekler bazen fark etmişsinizdir. Boşluğa bakar ve durup dururken gülümser. Bunun çok anlamlı bir nedeni var. Çünkü bebeklere yaklaşan yetişkinler genellikle onlara gülümseyerek yaklaşırlar. Daha sonra ilgisiz bir zamanda bunu taklit edebilir gibi. Burada mesele davranışı gözlemlediği süreçle eyleme dönüştürdüğü süreç arasına zaman girer. Bir diğer özellik, bu dönemde çocuklar yavaş yavaş deneme yanılma öğrenmelerine başlarlar. Piaget diyor ki, bebekler duyu motor dönemde deneme yanılma yoluyla, edimsel koşullanma yoluyla ve klasik koşullanma yoluyla öğrenebilirler. Üç öğrenme türü bebeklik döneminde yaygındır. Çünkü bunlar en basit öğrenme biçimleri. Kavrama, içgörü, bunlar daha üst düzey öğrenme biçimleri. Dolayısıyla deneme yanılma, klasik koşullanma ve edimsel koşullanma yoluyla öğrenebilirler. Şimdi bunlar duyu motor dönemin genel özellikleri. Fakat şöyle bir şey yapmak istiyorum. Konuyu bütünleştirmek ve bağlantılar kurmak için bunlar ne anlama geliyor? Bir not alalım. Vurgu yapalım. Bakın arkadaşlar, ses buluşması. Bu şu anlama gelir. Doğadan ayrışma dedik. Ama dikkat, doğadan ayrışıyorsa bu aynı zamanda çocukta ben kavramının oluşmaya başladığını gösterir. Yani ses buluşmasından kurtulmak, bu durumun dışına çıkmak çocukta ben kavramının oluşmaya başladığını gösterir. Döngüsellik dedik ki amaçlı davranışlar. Özellikle amaçlı davranışlar ne ile ilgilidir? En sonunda söylemiş olduğumuz edimsel koşullanma ile ilgili. Nesne sürekliliği, bellek kullanımı. Ertelenmiş taklit bu dönemin sosyal davranışlarını gösterir. Deneme yanılmada bu dönemin öğrenme yaşantılarını gösterir. Yani grupladığımızda Piaget'in çok anlamlı ve kendi içinde tutarlı bir kuram ortaya koyduğunu görüyoruz. Çocuk bir taraftan doğadan ayrışıyor, ben kavramını oluşturuyor. Kendini algılamaya başlarken hafızasını kullanıp çevreye karşı amaçlar geliştiriyor. Ve aynı zamanda sosyal davranışlar geliştiriyor. Ve bütün bunlar onun öğrenme yaşantılarını zenginleştiriyor. Şöyle bir baktığınızda kavramların kendi içinde tamamlayıcı olduğunu görüyoruz ya. Burada farklı teorilerle ilişkilendirilebilecek çok önemli noktalar var. Mesela birisi çok basit. Döngüsellik dedik ya, deneme yanılma öğrenmeleri. Aynı zamanda klasik ve edimsel koşullanma. Bir davranışı yapıp sonuçta haz almak ve tekrar tekrar yapmak edimsel koşullanmayla ilişkilidir. Davranışçılıkla bağlantı kurulabilir. Ama bir başka bağlantı daha var. Çok açık görünmeyen. Şurada Freud'la bağlantı kurulabilir. Klasik psikanalizle. Bakın nasıl. Şimdi kişilik gelişiminde henüz videoları izlemediyseniz de göreceğiz. Kişilik gelişiminde Freud'a göre insanda 3 temel yapı vardır. İd, ego ve süperego. Ve Freud'a göre id doğuştandır. Ego ve süperego sonradandır. Şimdi bakın dikkat. Yeni doğan bebek ses buluşmasını yaşıyorsa ben ve diğeri ayrımı yok.
Freud'a göre sadece ne var? İd var. Ego dediğimiz yapının Türkçe karşılığı da ben ya da benliktir. E şimdi biz ne dedik? Eğer ses buluşması yaşıyorsa ben ve diğeri ayrımı yok. Yani ne yok? Ben yok. O zaman ne yok? Ego yok. Yani sınavda şöyle bir soru gelebilir. Çocuğun ses buluşmasını yaşıyor olması Piaget'e göre ne anlama gelir? Soru bir. Soru iki, Freud'a göre ne anlama gelir? Piaget'e göre geldiği anlam ben ve diğeri ayrımının oluşmadığı. Freud'a göre anlamı egonun oluşmadığı. O zaman bu dönemde ben ve diğeri ayrımı oluşuyor. Aynı zamanda ego oluşuyor. Çünkü ben ve diğeri ayrımını kuruyor. Ama şunu sorabiliriz. Nasıl oluyor bu? Ve bu harika bir soru olabilir. Birazcık buna bakalım. Nasıl oluyor bu? Bir bebeği hayal edin. Freud'a göre yeni doğan bir bebek sadece ve sadece bir id yanıdır. Ve id haz ilkesiyle çalışır. Bu şu demek. Gerçeklikle ilgilenmez. Ben ve diğeri diye bir şey yok. Her şey ben. Şimdi zamanla ne olmalı? Ego dediğimiz, ben dediğimiz yapı oluşmalı. Nasıl oluşacak? Anne rahminde bir bebeğin açlık problemi yok, su problemi yok. Her şey otomatik olarak anne rahminde karşılanmakta. Gerçek hayat başladı. Çocuk doğdu. Şimdi it dediğimiz yapı acıktı, susadı, hasta oldu, ilgiye ihtiyacı var. Ama ne yaşanır? Acıktı ya, o saniye anne rahmindeki gibi otomatik bir şekilde beslenmesi mümkün değil. En iyi ihtimalle aradan birkaç dakika geçecek. İşte Freud diyor ki bu durumda it hazzı ertelemek zorunda kalacak. Yani bebek ne yapacak? Ne oluyor? Bir gerilim var bedende. Bang! Başladı ağlamaya. Ah annesi fark etti. Nesi var bunun? Ağrıyor mu? Bir yeri susadı mı? Acıktı mı? Derken aradan bir zaman geçecek. İşte o birkaç dakikada Freud'a göre çocuk hayatı ve hayatın gerçeklerini öğrenmeye başlar. Bu şu anlama geliyor. İd, hazzı ertelemek zorunda kaldığı anda ego dediğimiz yapı oluşmaya başlar. Bunu Piaget'e bağlarsam eğer, id, doyumu ertelemek zorunda kaldığında ben ve diğeri ayrımı oluşmaya başlar demektir bu. Yani yeni doğmuş bebeklerde ses buluşması var. Çünkü kendini doğadan ayrıştıramıyor. Bu dönemde hazzı ertelemek zorunda kaldığı anda ayrıştırmaya başlar. Dış gerçekliğin ve kendi gerçekliğinin farkına varmaya başlar diyebiliriz. Buradaki amacım özellikle zor bir soruda psikanalizle bağlantı kurulursa nasıl akıl yürütmeli onu görmenizi sağlamak. Ben kavramının egoya karşılık geldiğini unutmayalım. Doğadan ayrışmak demek Freud'un terminolojisinde ego kavramının yani gerçeklik ilkesinin gelişmeye başlaması demektir. Böylece duyu motor dönemi bitirdik sevgili arkadaşlarım. Bir dahaki dersimizde işlem öncesi dönemle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.